Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 11. bölüm. Allahu Teala itaat ve peygamber sevgisi. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Dedi ki: "Ey Habibim, şayet Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin." Ali İmran suresi 31. ayet. Muhakkak ki bir kulun Allah ve Resulünü sevmesi, onun emirlerine uymak, yasaklarından kaçınmakla olur. Allah'ın da kulunu sevmesi de kullarına karşı daima merhametli ve bağışlayıcı olmasıyladır. Bir kul gerçek kemalin sadece Allah-u Teala'da olduğunu öğrenince ne Allah'tan başkasını sevebilir ne de böyle bir sevgiye meyledebilir. Kulun bunu öğrenmesi Allah'a yaklaşmasını sağlayan davranışlarda bulunmayı ve sürekli ibadet etmek isteğini artırır. İşte bu nedenledir ki Allah sevgisi ibadet etmek ve bu ibadeti ederken Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem uymak ve itaat etmekle açıklanmıştır. Hasan-ı Basri'den rivayet edilmiştir ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bazı kimselerin "Ey Muhammed, biz Rabbimizi çok severiz" demeleri üzerine bu ayeti kerime indirilmiştir. Bişri Hafî'nin şöyle dediği nakledilir. Peygamberimizi bir gece rüyamda görmüştüm. Bana şöyle dedi: "Ey Bişir, Allah'ın senin dereceni akranlarından neden üstün kıldığını bilir misin?" Ben "Hayır ya Resulallah" dediğimde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Salihlere hizmet ettiğinden, din kardeşlerine öğüt verdiğinden, dostlarını ve beni sevenleri sevdiğinden ve benim sünnetime tabi olduğundan dolayı." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur: "Kim benim sünnetimi ihya ederse beni sevmiş olur ve kim beni severse kıyamet günü cennette benimle beraberdir." İslam kaynaklarında verilen bilgilere göre yaratılmışların en üstünü olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine halkın aralarında anlaşmazlığa düşerek çeşitli fırkalara ayrıldığı zaman uyanlara 100 şehit sevabı verilecektir. Sıratul İslam adlı meşhur eserde yer alan bilgiler de bunu tasdik etmektedir. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Bana yüz çevirenler müstesna ümmetimin tamamı cennete girecektir." Bunun üzerine sahabiler "Ya Resulallah, kimdir sana yüz çevirenler?" diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Kim bana tabi olursa cennete girecek. Bana tabi olmayanlar da bana yüz çevirenlerdir" buyurmuştur. Tasavvuf ehlinde biri şöyle demiştir: "Şayet havada uçan, denizde yüzen, ateşi ağzına alan ve bunun gibi İnsanoğlunun yapamayacağı birçok şey yapan ancak Allah'ın farz kıldığı ibadetlerden birisi veya Peygamberimizin sünnetlerinden birini bilerek yapmayan bir tarikat şeyhi görürsen, bil ki bu şeyhin gösterdiği bütün bu harikulade haller keramet değildir. Şüphesiz o kimse yalancının biridir." Cüneyd-i Bağdadi şöyle demiştir: "Allah ancak Allah sayesinde ulaşılabilir. Allah'a ulaşmanın yolu ise Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yoludur." Sıratul İslam adlı eserde nakledildiğine göre Ahmet el-Hivari şöyle demiştir: "Sünnete uygun olmayan her amel batıldır. Zira Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim benim ümmetimi yozlaştırırsa şefaatimden mahrum kalır." Rivayete göre adamın biri bir delinin uygunsuz bir davranışını görür ve bu durumu Maruf el-Kerhi'ye anlatır. Maruf el-Kerhi tebessüm ederek şöyle der: "Ey kardeşim, senin rastladığın bu adam Allah'ı sevenlerin delilerindendir. Çünkü Allah'ı sevenler içinde akıllısı, delisi, küçüğü, büyüğü vardır." Cüneyd-i Bağdadi şöyle demiştir: "Üstadlarımızdan Sırrî hasta oldu. Onun bu hastalığının nedenini de anlayamadık. Ona bir deva da bulamadık." Derken bize bir doktoru tavsiye ettiler. Sırrî idrarını bir kaba koyarak ona götürdük. Doktor idrarı inceledi ve bize dönerek "Bu idrar galiba aşık birine ait" dedi. Ben o anda feryat ederek bayılmışım ve idrar şişesi de elimden düşmüş. Geriye dönünce Sırrı'ya olanları anlattım. Gülümseyerek "Allah canını almasın, nasıl da anlamış" dedi. Ben de "Şeyhim, demek ki sevgi idrarda dahi görünürmüş" dedim. Bana elbette cevabını verdi. Süfyan şöyle demiştir: "Kim Allah'ı sevenleri severse şüphe yok ki Allah'ı sevmiş olur. Her kim de Allah'a ikram edenlere ikram ederse Allah'a ikram etmiş olur." Sehil de der ki:
Allah'ın sevmenin alameti Allah'ın kitabını sevmektir. Allah'ı ve kitabını sevmenin alameti ise peygamberimizi sevmektir. Peygamberimizi sevmenin alameti ise onun sünnetine uymaktır. Onun sünnetine uymanın alameti ise ahireti sevmektir. Ahireti sevmenin alameti ise dünyayı sevmemektir. Dünyayı sevmemenin alameti de ahirete azık olabilecek kadarından fazlasına tamah etmemektir. Ebul Hasan Ez Zencani'nin şöyle dediği nakledilir. İbadet göz, kalp ve dil olmak üzere üç rükun üzerine yapılır. Göz ağlayıp ibret alarak, kalp düşünerek, dil ise Allah'a tasdik ve tesbih ederek ibadeti yerine getirir. Yüce Allah şöyle buyurur. Ey iman edenler! Allah'ı çok çok zikrediniz. Onu sabah akşam noksan sıfatlardan tenzih ediniz. Ahzab suresi 41 ve 42. ayet. Rivayet edildiğine göre Abdullah ile Ahmet bin Harp bir gün bir yerde bulunuyorlarken Ahmet bin Harp yerden bir tutam ot kopardı. Bunun üzerine Abdullah ona şöyle dedi. Ey Ahmet, bu yaptığın sana beş şeye mal oldu. 1. Kalbini Allah'ı tesbih etmekten alıkoydun. 2. Nefsini Allah'ın zikrinden başka bir şeyle meşgul olmaya alıştırdın. 3. Böyle yapmakla başkalarına kötü örnek oldun. 4. O otu Allah'a tesbihten alıkoydun. 5. Kıyamet günü Allah'a kendi aleyhinde bir delil oluşturdun. Sırrı da der ki, bir gün Cürcani'yi kavrulmuş un yutarken gördüm ve neden başka bir şey yemiyorsun diye sordum. Bana şöyle cevap verdi. Hesap ettim, yiyeceği çiğnemek ile yutmak arasında 70 tesbihlik bir zaman var. Bu nedenle 40 yıldan beri hiç ekmek çiğnemedim. Sehil bin Abdullah 15 günde bir yemek yiyordu. Ramazan girdiğinde sadece bir defa yemek yerdi. Bazen 70 gün yemek yemeden durduğu da görülmüştü. Yemek yediği zaman zayıflar, aç kalınca ise kuvvetlenirdi. Hatta 30 sene boyunca Ebu Hammad el-Esved ile Mescid-i Haram'da komşu oldu da onun yediği ve içtiği hiç görülmedi. Daima Allah'a zikir ile meşgul oldu. Bir Allah dostu olan Amr bin Ubeyd 3 şey için evinden dışarı çıkardı. Cemaatle namaz kılmak, hasta ziyaret etmek ve cenaze namazı kılmak. O şöyle söylerdi. İnsanları hırsız ve yol kesenler olarak görüyorum. Oysa ki ömür en kıymetli cevherdir. Ama demek ki onların nazarında bu cevherin bir değeri yok. Halbuki bu cevherden ahiret hayatı için bir azığın hazırlanması gerekir. Çünkü ahiret hayatına talip olan bir kimsenin dünya hayatı züht ve takva üzere olmalıdır. O kişinin tek düşüncesi olur. İçiyle dışı bir hal alır. Bu durumun muhafaza edilmesi ancak kişinin iç alemi ile dış alemini zapt etmesiyle mümkündür. Mümin her zaman abdestli olmalıdır. Asla cünüp dolaşmamalı ve bir abdest aldığında 2 rekat Allah için namaz kılmalıdır. Her zaman kıbleye karşı oturmaya özen göstermelidir. Kendini Peygamber Efendimizin huzurunda oturuyormuş gibi düşünmeli ve hareketlerine dikkat etmelidir. Davranışları vakarlı ve ağırbaşlı olmalıdır. Güçlüklere karşı sabretmeli, kötülüğe kötülük ile karşılık vermemeli ve her türlü günahından dolayı istiğfar etmelidir. Kendini ilminden dolayı beğenmemelidir. Daima alçak gönüllü olmalıdır. Çünkü kendini beğenmek şeytanın sıfatlarındandır. Buna karşılık salihlere karşı hürmetkar olmalıdır. Çünkü salihlere hürmet etmeyenleri Allah-u Teala salihlerle bir arada bulunmaktan alıkoyar. İbadete hürmet etmeyenlerin de Allah-u Teala kalplerinden ibadet lezzetini çıkarır. Bir gün Fudayl bin İyas, ey Ebu Ali, bir kimse ne zaman salih olur diye sormuşlar ve o da şöyle cevaplamıştır. Başkalarına daima öğüt vermeyi düşündüğünde, kalbinde Allah korkusu taşıdığında, dilinde daima doğru söz olduğunda ve bütün vücuduyla salih amel işlediğinde o kimse salihlerden olur. Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyadan uzak durmak hem bedeni hem de kalbi ferahlatır. Buna karşılık dünyayı sevmek keder ve üzüntüyü artırır. Dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Ondan uzak durmak ise her iyilik ve ibadetin ilk adımıdır. Salihlerden olan bir kişi bir topluluğun yanından geçiyordu. Bu esnada bir doktor orada hastalıklardan ve ilaçlardan bahsediyordu. Bunu duyan salih kişi doktora şöyle dedi. Ey bedenlerin tabibi, kalpleri de tedavi edebilir misin? Doktor, evet, bana hastalığını şöyle dedi. Salih kimse, günahlarla zulüm edilerek kararmış bir kalbin tedavisi var mıdır dedi.
Doktor şöyle cevap verdi: öyle bir kalbin tedavisi gece gündüz Allah'a yalvarıp yakarmak, tevbe ve istiğfar etmektir. Kalplerin tedavisi böyledir. Şifa ise gaybı bilen Allah'tandır. Bunun üzerine o salih kişi ağlamaya başladı ve şöyle dedi: sen ne kadar da iyi bir doktorsun ki kalbimin tedavisini doğru bildin. Hikaye edilir ki adamın biri bir köle satın alır ve köle efendisine şöyle der: ey efendim, benim üç şartım var. Vakti geldiğinde farz namazlarımı kılmama müsaade edeceksin. Gündüzleri bana iş buyurursan buyur ama geceleri iş vermeyeceksin. Evinde sadece bana ait olacak bir oda ayıracaksın. Adam bu şartları kabul ettiğini ve köleye bir odayı beğenmesini söyler. Evi dolaşan köle en harap durumdaki odayı seçer. Adam neden bu harap odayı seçtiğini sorduğunda köle, bilmez misin ki Allah ile beraber olunca en harap yerler bile gülistan olur cevabını verir. Köle gündüzleri efendisine hizmet etmeye devam ederken geceleri de Allah'a ibadet eder. Bir gece efendi evi dolaşırken kölenin odasında ışık sızdığını görür. Odaya yaklaştığında kölenin secde halinde olduğunu, başında yer ile gök arasında asılmış bir kandilin bulunduğunu görür. Köle Allah'a şöyle yalvarmaktadır: ey Allah'ım, bana efendimin hizmetini yükledin. Bu yüzden gündüzlerimi hizmet ile geçiriyorum. Eğer böyle olmasaydı hem gecemi hem de gündüzümü sana ibadet ederek geçirirdim. Beni mazur gör ya Rabbi. Bu durum sabaha kadar devam eder ve efendi köleden gözünü ayıramaz. Sabah olunca adam olup bitenleri hanımına anlatır. Ertesi gece hanımını da alarak yine köleyi izlemeye gelir. Köle aynı şekilde Allah'a yalvarmaktadır. Bu durumu gören karı koca gözyaşlarına boğulurlar. Sonunda yine sabah olur. Bunun üzerine adam köleyi çağırır ve der ki: seni Allah rızası için azat ediyorum. Bundan böyle kendisine mazeret beyan ettin. Allah'a ibadetini özgürce yapabilirsin. Köle ellerini havaya kaldırarak şöyle yakarır: ey tam sırları bilen Allah'ım! Artık sırrım açığa çıktı. Böyle olunca artık yaşayamam. Allah'ım senden ölüm istiyorum. Duası biter bitmez köle oradaki can verir. İşte Allah aşıklarının hali böyledir.